falan. Herkes... Ya müdür bey buraya yönlendirince mi geldi? Güzel değil mi çıktı bu iş bize? Ya... Şimdi onu özellikle hasatta birim birim şey yaptırdı. Yalnız lazım. Ya şu bu bölge hani daha dayanıklı yatmıyor. Bu alanlar belli mi? Ne şeyi? Şey burada denemelik var değil mi? Evet değerli basın mensubu arkadaşlarımız, bundan bir sene önce ziraat odamızın mühendislerini yanıma almak suretiyle Edirne'ye ziyarete gittim. Gitmemizdeki amacımız şuydu. Tabi günden güne yeni çeşit buğday çeşitleri, her türlü tarımın her türlü yelpazesinde yenilikler oluyor. Dolayısıyla biz de bizim bölgemize yeni ürünler tespit etmek için, yenilikler getirmek için hububat anlamında Trakya araştırma endüstrisine gittik. Burada gördüğünüz aynı bu tarlalar gibi plakalı bu şekilde blok blok bütün tarlaları gezdik. Oradan kafamıza yatan 6 çeşit buğday, 4 çeşit arpa ve 4 çeşit de yulaf olmak üzere oradan teşekkür, buradan onlara da teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyoruz. Kendilere bizlere demin az önce söylediğim gibi 14 çeşit hububatı bize gönderdiler. Biz de burada gördüğünüz bu tarlada 15 dönüm olan bu tarlada 14 parçaya ayırmak suretiyle sonbaharda güzel bir şekilde ziraat odası olarak bunun ekimini gerçekleştirdik. Bugün de işte hasat mevsimi geldi biliyorsunuz. Biçerler tarlada. Bugün de hasat etmeden önce buraya gelip sizlere bu tarlaların, sizler de görüyorsunuz, parça 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 14 parça çekiyorsunuz zaten resimlerini. Sizlere göstermek istedik. Tabii ki dolayısıyla basın mensuplarımız sizler aracılığıyla, bizim kendi sosyal medyamızla da aynı şekilde bu raporlarla birlikte işte sonbahar buğday ekimi gelmeden önce çiftçilerimize ulaşarak bakın bizim amacımız da oydu zaten. Bakın biz buraya 14 çeşit, 4 çeşit yemlik, 4 çeşit arpa yine, 6 çeşit buğday getirdik ve sizler için burada denedik. Verimleri de raporlarını tutacağız. Gördüğünüz gibi isimleri sıra sıra gidiyor. Köprü, örneğin köprüden 800 kilo aldık. Ötekinden 600 kilo aldık gibi raporlarını çiftçilerimize soracağız. Ve dolayısıyla çiftçilerimizin bölgemize uygun olan çeşitleri hangileri ise onları tavsiye edeceğiz. Onlardan da gelen talepler de olsun da biz zaten biliyorsunuz buğday satıyoruz biz zaten. Tohumluk buğday. Bu tohumları onlara temin edeceğiz. Bu çalışmamız bundan dolayı. Hiçbir şey olmuyor. Biz biliyorsunuz devamlı sahadayız. Burada da hububatta da özellikle son yıllarda çok önem arz eden hububatta da biz de en verimli buğdayları takip etmek suretiyle çiftçilerimizle buluşturmayı istedik. Şöyle söyleyeyim, gözlemlediğimiz şu, isim isim saymayayım zaten plakalı çekiyorsunuz. Köprü, diğer buğdayımız, arpalarda mesela iki çeşitin pek uyum sağlamadığını gördüm ben burada. Arpada da iki çeşitin uyum sağladığını gördük. Yulaf iyi zaten. Ama burada 14 üründen öne çıkan 4-5 tanesini görmüş olduk burada. Bir, tabii şimdi hasat da yapacağız ya. Dolayısıyla kaç kilo aldıysak onları da raporlayıp çiftçilerimize bunları tavsiye edeceğiz. Değil mi? Tabii canım. Zaten burada hepsi bir sorun yok bu anlamda. Hepsi sadece ne burada işte. Örneğin kardeşimiz diyor ki bu buğday 7-800 civarında verecek diyor dönümden diyor. Öteki diyor 600 gibi görünüyor, 700 gibi görünüyor diyor.
Bunlar biliyorsunuz bizim İnegöl'ümüzde zaten buğday üretimi de son zamanlarda artmaya başladı. Bunlar da bizim yeni çeşitlerimiz olarak vitrine süreceğiz.